Herkese merhaba, Single Player hoş geldiniz. Yeni ve ufak bir videoyla karşınızdayım. Şimdi Piresim'le beraber yan yanayız. Birkaç tane ufak açıklama yapacağım. Ondan sonra videoyu bitireceğiz. Bu videoda bir şey kesmeyeceğim, bir şey yapmayacağım maalesef. Şimdi açıklamalardan en büyüğü şu. Pires yanımda zaten gördüğünüz üzere. Taksi bitti arkadaşlar. Taksiyi bitirdik. Şöyle açayım hatta ekranı. Taksiyi mecburi bir şekilde bitirmek zorunda kaldık. Çünkü bir hafta 10 gündür yani doğru düzgün müşterimiz gelmiyordu ve biz 3 aydır slottayız. 3 aydır bilmiyorum yani en kurak dönemlerimizi yaşadık ve kimse gelmedikçe biz eksiye gitmeye başladık. Geniyeler, geniye hamurları cepten gitmeye başladı. Olimpiyanın zaten durumu belli, herkes biliyor. O yüzden çok fazla ex kasan arkadaş kalmadı. Daha önce ex kasan arkadaşları da zaten ex'leri kastık, bitirdik. Reborn yaptığımız arkadaşımız oldu. Reb 6, Reb 7 yaptığımız arkadaşımız oldu. 83 yaptığımız birçok kişi oldu. 80 yaptığımız birçok kişi oldu. Hepsine buradan selamlar. Hepsine buradan teşekkürler. Umarım Olimpiya'ya katkımız olmuştur demek istiyorum. Yani biz çok çabaladık aslında Olimpiya için ama yani kimse gelmeyince yapacak bir şey yok. Biz de daha fazla sürdürmek istemedik. O yüzden Priest zaten yanımda görüyorsunuz. Priest'i bozdum. Taksi Priest'i. Sanchez'i de yavaş yavaş bozuyorum. Yani bozuyorum derken şu takıları satıyorum. Çünkü artık taksimiz bittiğine göre, Priest'i bozduğumuza göre Sanchez'i tekrardan fulleme vaktimiz geldi. Tekrardan bir elit okçu yapma düşüncem var. Şu anda o yönde pazardayım açıkçası. BDN 3, Jüdi 3 ve bir tane Favorin 3'ü sattım. O yüzden şu an farm videosu çekemiyorum. Bir de pazarla ilgileniyorum biraz. 3 tane takım kaldı. Onun yanı sıra Priest'ten de satılacak birkaç tane bir şey var. Onları falan ayarlayıp okçuyu tekrardan dizmeyi düşünüyorum. Şu anda onu hedefliyorum. Pazarda geziyorum şu anda. Başka söyleyecek bir şeyim herhalde itemlerle, çarlarla ilgili yok. Yani ufak bir özet geçmek gerekirse taksimiz bitti. Priest'i bozdum. Sancısı tekrardan elit bir şekilde dizmeye çalışıyorum. Şu an itemlerim parça parça olduğu için video çekemiyorum. Onun dışında başka söyleyecek bir şeyim yok. Sadece şöyle komik bir muhabbetle karşılaştım. Birkaç arkadaşımız bana bildirdi bunu. Bir komik video vardı. Onu ben de izledim. Yani takipçilerimiz vasıtasıyla izledim. Bana göndermişler. Teşekkürler hepsine. Açıkçası izlerken bayağı güldüm. Siz hepiniz zaten o videonun ne olduğunu biliyorsunuz. Yani onunla ilgili ben aslında açıklama yapmayacaktım. Hiç karşılık vermeyecektim. Çünkü karşılık verdiğimde bir nevi o arkadaşı mutlu etmiş olacağız. O yüzden ben karşılık vermek istemiyordum. Bir de açıkçası yani bazen kendini kanıtlamaya çalışmak kendine hakarettir. Yani benim kendimi hiç kanıtlamaya çalışacak bir durumum yok. Ama çok fazla yorum geldiği için, çok fazla bildiri geldiği için bunu göstermek istiyorum. Ben bir aydır Gold Premium'la oynuyorum biliyorsunuz. Ve ilk kez Gold Premium kullandığımdan da bahsetmiştim. Bir ayda zaten çok verimli kullanamadım Premium'u. Tabii ki de ben bunun parasını çıkarttım. Yani video dışında yaptığım eventlerle vesaire çıkarttım parasını. Ama hastalık oldu, iş oldu, güç oldu, işte çarı bozduk, taksi patladı falan filan derken yani ben bir ayda 12-13 video paylaşmayı, 12-13 farm yapmayı planlıyordum. Fakat 6 tane video çektik, 6'da tıkandık. Dediğim gibi hastalandım, vaktim olmadı. Bir de şu anda hala mesela premiumun 5 günü olması lazım, 4-5 günü. Bu 4-5 günde çekemeyeceğim. Ama çok merak eden arkadaşlar için şöyle göstermek istiyorum. Hem 4 gün kaldığını görebilirsiniz, hem de sadece Gold Premium kullandığımı da görebilirsiniz. Şöyle bir açıklama daha yapmak istiyorum. Ben 2018'den beri YouTube'da profesyonel bir şekilde bulunuyorum. Yani 2018'de benim para kazanma özelliğim açıldı. Katıl butonum açıldı. Yani 4 yıl olacak. 3 yıl bitti. Ben 3,5 diyelim biz ona. 3,5 yıldır YouTube'dayım. Ve ben YouTube'dan para almıyorum arkadaşlar. Çünkü benim bir şirketim yok. Benim bir vergi levham yok. Yani bir nevi şu anda birikim olarak kullanıyorum YouTube'u. İleride legal bir şekilde çekme imkanımız olursa inşallah Allah nasip ederse çekeceğiz. Ama şu anda ben oradan bir şey çekemiyorum. Yani ben bütün pus masraflarımı cebimden karşılıyorum. Onun dışında oyunda char dizdim, char bozdum vesaire falan hepsini eksiklerimi cebimden karşılıyorum. Yani burada anlatmak istediğim şey şu. Ben YouTube'dan para almıyorum. Kimseden bağış almıyorum. Canlı yayın vesaire açmıyorum. Ve gidip de X slotunda sallıyorum 3-5 tane MD için 8-10 tane BES için yalan söyleyip
800 liraya iki tane premium çekecek kadar değişik bir insan değilim açıkçası, öyle söyleyeyim. Ama bu iyi oldu. Sizlerin de merakını gidermek amaçlı böyle göstermek istedim premiumu. Şimdi bu 4 gün bitecek. Bu 4 gün bittikten sonra ben zaten şu an pazardayım. Pazar vesaire tekrar işte Sanchez'in dizimi falan filan. Sanchez işte fulleyeceğiz, tekrar takılarını vesaire silahını milahını alacağız. Ondan sonra ben tekrar Gold Premium çekeceğim. Bir ay daha Gold Premium denemek istiyorum. Full elit bir şekilde olduğumda açar. İşte CZ'de falan da takılacağız artık. Sonuçta artık yapacağız yani bir şeyler. O yüzden ben bir ay daha Gold Premium denemek istiyorum. Ve bu bir ay içerisinde, tabi dizdikten sonraki bir ay, yani 4 gün sonra başlamayacağım. Ne zaman çarı dizersem, fullersem, ne zaman hazır olursam o zaman başlayacağım. Yani bu 3-4 günde sürebilir, 1 hafta 10 günde sürebilir. Ben tamamen hazır olduğumda tekrardan sıfırdan sizlerle beraber Gold Premium'u kırıp başlayacağız. Bir ayda Gold Premium deneyeceğim ve her videomda Gold Premium'u böyle sizlere göstereceğim. Ben Gold Premium en iyi premiumdur, DC Premium en iyi premiumdur demiyorum. Fark ettiyseniz farmlarımızda hiçbir zaman karşılaştırma yapmadık. Ben Gold Premium'u ilk kez kullandığımı da sizlere söyledim. Yani droplar şans işidir. Yani gidersiniz bir saat farm atarsınız, hiçbir şey atmaz. Yoldan geçen birisi bir tane mob keser, drop'u alır. Yani bu böyledir. Ya da ne bileyim, bende DC Premium vardır, sallıyorum. DC Premium vardır. 2 saat farm atarım, 3 tane drop atar. Adamda hiç premium yoktur. Premiumsuz gider, 2 saat farm atar, o da 3 drop alır. Yani bunu bilemeyiz. Droplar her zaman şans işidir. Yani ben demiyorum ki Gold Premium çok iyi, DC Premium çok iyi veya Gold Premium'un altında DC Premium saklıyorum falan. Yani bunlar çok komik muhabbetler. Dediğim gibi çok fazla geri dönüş olduğu için açıklama gereği duydum. Yoksa normalde çok da beni ilgilendiren bir konu değil. Ben sadece güldüm geçtim bu tarz insanlara. Daha da fazla videoyu uzatmayacağım. Zaten ufak bir açıklama videosu çekmek istemiştim. İnşallah Sanchez'i tekrardan silahıyla, takılarıyla beraber fullleyip birkaç tane pus desteğiyle beraber yeni Gold Premium'uza beraber yeni serilere kucak açmak için dizmeye çalışıyorum. Bu arada Rep 7'yi bastım. Şöyle görebilirsiniz. 80 şöyle Rep 7'yiz. %3,99 şu anda. Sadece birkaç tane materyal görevini verdim Esnaf'taki. Daha bu görevlere başlamadım. Onlara da başlayacağım. Priest'i de Rep 1 yaptım. Yani slot'taki son günümüzde iki çarı da Rep bastım. İki çarında şu anda bütün görevleri sıfır. İkisini zaten beraber yaparım. Onları ben video dışında yavaş yavaş ilerletirim ikisini beraber. Farm, PK bakalım artık canımız ne isterse. Canımız hangi map'te takılmak isterse yeni sulara yelken açacağız diyorum. Umarım güzel şeyler bizi bekliyor olur. Umarım güzel itemler alırız. Karşınıza sağlam düzgün bir şekilde çıkarız diyorum. Ve burada videomuzu sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.